Bir kadın terk edilmiş ve bir ağaca bağlanmış zavallı, donmak üzere olan bir köpek bulduğunda son derece sinirlendi. Ancak köpeğin yanındaki notu fark ettiğinde kalbinin kırıldığını hissetti. Dondurucu bir sabah Stephanie Dagenhart ısıran soğuğa karşı kendini korumak için kat kat giyinmişti. Sıcak ve rahat evinden ayrılmak göz korkutucu bir görev gibi görünüyordu. Ama köpekleri Bella ve Toby'nin biraz temiz havaya ve egzersize ihtiyacı olduğunu biliyordu. Patterson Park'ta ilerlerken Stephanie'nin gözleri etrafı taradı ve bembeyaz bir kar örtüsüyle kaplı doğanın dingin güzelliğini içine çekti. Ancak bu kış manzarasının ortasında endişe verici bir görüntü dikkatini çekti. Parkta daha önce binlerce kez yürümüştü ama onu hem endişelendiren hem de bu kadar dehşete düşüren bir şeyi daha önce hiç görmemişti. Issız bir ağaca bağlanmış bir Amerikan buldogu duruyordu ve kürkünün altından hüzünlü kahverengi gözleri dışarıya bakıyordu. Zavallı yaratık terk edilmiş ve terk edilmiş gibi görünüyordu, buz gibi soğukta tek başına titremeye bırakılmıştı. Stephanie bu yürek parçalayıcı manzaraya bakarken şaşkınlık içindeydi. Köpek birkaç yaşından büyük olamazdı. Neden oradaydı? Belki de sahibi bir süreliğine uzaklaşmıştı ve geri dönecekti. Stephanie emin değildi. Yanında köpeğe ait olduğu belli olan iyice çiğnenmiş bir oyuncak duruyordu. Yavru köpeğin onu çok sevdiği belliydi. Ama bu haliyle en sevdiği oyuncak bile köpeğin dikkatini çekemiyordu. Oynayamayacak kadar üzgündü. Stephanie en iyi hareket tarzının bekleyip ne olacağını görmek olduğuna karar verdi. Eğer köpeğin sahipleri bir süreliğine bir yerlere gitmişlerse belki de kısa süre sonra geri döneceklerdi. Bella ve Toby iplerini çekiştiriyor, yürümeye ve keşfetmeye devam etmek istiyorlardı ama Stephanie bu dondurucu soğuktaki köpeğe ne olacağını görmekte kararlıydı. 15 dakikadan fazla bekledi ama hala kimse dönmemişti. Köpek karların üzerine uzanmıştı ve o mesafeden bile köpeğin yumuşak ve kasvetli sızlanışını duyabiliyordu. Bu çaresiz köpeğin yalnız bırakıldığını görmek ruhunun derinliklerinde bir şeyleri harekete geçirdi. Böyle bir şey yapabilecek kişiye karşı öfke ve yardım etme arzusunun bir karışımı. Köpek, titreyen bedeni dışında hareketsiz bir şekilde orada oturuyor, içinde kalan her bir parça sıcaklığa umutsuzca tutunmaya çalışıyordu. Bu görüntü Stephanie'nin aklından çıkmıyordu. Buz gibi rüzgarlara karşı savaşan o kasvetli yüzün anısını aklından çıkaramıyordu. Onu orada daha fazla yalnız bırakmamaya kararlı olan Stephanie, meseleyi kendi ellerine almaya karar verdi. Ağaca bağlı olan zavallı köpeğe doğru yürümeye başladı. Bella ve Toby de mutlu bir şekilde yanındaydı. Bunu yaparken Stephanie hemen telefonunu çıkardı ve sosyal medyayı hem onu terk eden kişiye olan öfkesini ifade etmek hem de bu savunmasız hayvan için yardım aramak için bir platform olarak kullandı. Dünyanın bu zavallı, savunmasız köpeğin nasıl acı çektiğini ve bunun ne kadar kabul edilemez olduğunu görmesini istedi. Köpeğe yaklaştığında köpek ayağa kalktı ve beklenti içinde gözlerinin içine baktı. Sanki yavru köpek Stephanie'nin bir tehdit olmadığını anlamış gibiydi ve kuyruğunu coşkuyla sallamaya ve sevgi için zıplamaya başladı. Stephanie diz çökerek köpeği okşadı, ona çok ihtiyacı olan sevgi ve ilgiyi verdi. Ancak bunu yaparken hayvanın vücudunun ne kadar soğuk olduğunu hissedebiliyordu. Eğer onu bulmasaydı belki de gece donarak ölecekti. Bunu düşünmek bile istemiyordu. Ama sonra Stephanie köpeğin yanında yerde tuhaf bir şey fark etti. Çimlerin üzerinde buruşmuş bir not duruyordu ve merakı daha da arttı. Normalde dikkatini bile çekmezdi, muhtemelen bunun bir çöp olduğunu düşünürdü ama sanki alınmayı bekliyormuş gibi üzerinde küçük bir taşla orada öylece durması dikkatini çekti. Stephanie kağıdı yavaşça açarken Bella ve Toby merakla donmakta olan köpeği kokladılar ve kendi yöntemleriyle onu mutlu bir şekilde selamladılar. Kağıdı açtığında, üzerindeki kelimeleri okuduğunda yüreği ağzına geldi. "Benim adım Duke. İşte en sevdiğim oyuncağım ve yemeğim," diyordu aceleyle yazılmış el yazısıyla ve yeni bir ev aradığını vurguluyordu. Duke'un önceki sahibinin yürek parçalayan ricası Stephanie'nin çelişkili duygularla boğuşmasına neden oldu. İlk düşüncesi şuydu: bir insan nasıl olur da köpeğine böylesine acımasız ve düşüncesiz bir şekilde yeni bir yuva bulabilirdi? Dışarıda Duke adlı köpeğe gerekli bakımı sağlayabilecek ve ona yeni bir yuva bulabilecek barınaklar ve bakım evleri vardı ama onu karda buzda bir ağaca bağlamak iğrençti ve ne olursa olsun böylesine korkunç bir eylemin hiçbir mazereti olamazdı. Merhamet ve masum köpeğe karşı inatçı bir sorumluluk duygusuyla beslenen Stephanie, Duke'ü okşadı ve onunla ilgilenerek görüldüğünü ve duyulduğunu hissetmesini sağladı. Onunla yumuşak bir şekilde konuşmaya başladı. Sanki soğuk varlığına bir rahatlık hissi katmaya çalışıyormuş gibi her kelimesinde onun adını kullandı. Duke yanında onunla ilgilenen ve ona bir aidiyet hissi veren biri olduğu için mutlu görünüyordu.
ne kadar zamandır orada, ağaca bağlı, giderek daha yalnız ve kederli hissettiğini kim bilebilirdi? Stephanie yaptığı paylaşımın sahibini geri dönmeye ikna edeceğini umuyordu ama bir saat sonra kendini o parkta hala yalnız buldu. Ancak kader, Duke'un hikayesinin böyle kederli bir notla bitmesine izin vermemeye kararlı görünüyordu. Stephanie'nin heyecanlı paylaşımı sayesinde Duke'un kötü durumu sosyal medyada hızla yayıldı. Duke'un terk edilişi, onu duyan herkesin kalbini fethederken çok kısa bir süre içinde çok geniş bir alanda paylaşıldı. Hüzünlü hikayesi insanları etkiledi ve Duke'u duyan ilgili komşular yavaş ama istikrarlı bir şekilde Patterson Park'ta bir araya geldi. İnsanlar teker teker kucak dolusu havlu, battaniye ve bilmeden ortak davaları haline gelen titreyen Bulldog için ödüller taşıyarak geldiler. Ona yaklaşırken yüzlerinde gerçek bir endişe ve empati vardı. Her biri küçük katkılarının terk edilmenin bıraktığı derin yaraları onarmaya başlayacağını umuyordu. Duke donmak üzereyken ve iyi bir yemek ve içeceğe ihtiyaç duyarken bu kadar çok insanın birdenbire ona bu kadar ilgi göstermesi ve onu ziyaret etmesi karşısında mutluluktan havalara uçuyordu. Sahibi aralarında değildi ancak bu konuda çok da üzgün görünmüyordu. Sonunda insanlar en iyi seçeneğin onu daha çok Barks olarak bilinen Baltimore Hayvan Kurtarma ve Bakım Barınağı'na götürmek olduğuna karar verdiler. Çalışanlar tüm yaşadıklarına rağmen ruhu kırılmayı reddeden bu dirençli köpeğe şefkat yağdırırken her köşeden sevgi fışkırıyordu. Neyse ki Duke yeni bir maceraya atılacağı için mutlu görünüyordu ve terk edilmesinden nispeten etkilenmemişti. Yetenekli veteriner hekimler Duke'un hikayesini dinledikten sonra maruz kalma veya ihmalden kaynaklanan olası yaralanma veya rahatsızlıkları değerlendirerek onu kapsamlı bir şekilde muayene etti ve mucizevi bir şekilde ona temiz bir sağlık raporu verdi. Artık Duke'un hak ettiği yeni, sevgi dolu ve sonsuza dek yaşayacağı bir yuva bulma yolculuğuna çıkma zamanı gelmişti. Güzel ve dost canlısı bir köpekti ve herhangi bir aile ona sahip olduğu için şanslı olurdu. Her geçen gün Duke'un sarsılmaz gücü ve nazik doğası karşısında hayranlık duyan potansiyel sahiplenme sırası uzadı. Ve nihayet dikkatli bir değerlendirme ve içten tartışmalardan sonra şefkatli bir aile Duke'u hayatlarının bir parçası olması için seçti. Ailenin başka köpekleri ve iki çocuğu daha vardı ve hepsi de Duke'u kollarını açarak karşıladı. Neyse ki Duke yeni ailesine bir ördeğin suya alışması gibi alıştı. Ve bu yeni ve sevgi dolu ortama sorunsuz bir şekilde uyum sağladı. İlk sahibini kaybetmiş olabilirdi ama yeni bir sahibin sevgisini kazanmıştı ve kasabasındaki yüzlerce insan tarafından sonsuza dek hatırlanacaktı. Stephanie, Patterson Park'taki o kader sabahını düşünürken büyük bir minnettarlık duygusu hissetmekten kendini alamadı. Toplum tarafından gösterilen sevgi ve destek, dışarıda kendi adına konuşamayanlar için ayağa kalkmaya istekli iyi insanlar olduğunu kanıtladı. Duke'un hikayesi, en karanlık anlarda bile umut ve şefkatin galip geleceğini ve hayatları daha iyi hale getireceğini sonsuza dek hatırlatacaktı.